Evet, Beyaz Show devam ediyor. Bu arada Gupse ile ilgili bir ufak bir şey daha söyleyeyim. Beyaz Show'da yayınlanan psikolog diye bir bölümümüz var. Her hafta olmuyor gerçi ama onu da sevgili Gupse yazıyor. Aynı zamanda bir yazarlık tarafı da var. Senaryo menavya yazıyor musun? Bir şeyler var mı başka? Yok, şu an Nur Hayat'la ilgileniyorum. Nur Hayat'la ilgileniyorsun. Evet, peki. Ve sevgili İrem Sak. Anne baba izliyor mu İrem? Evet. İzliyorlar mı? İzliyorlar. Neredeler şu an? Neredeler şu anda? Sivas'talar. Sivas'talar. Evdeler, izliyorlar. Evet, anneye babaya buradan selamlar sevgiler. Hepinizin annesi baba. Babasına selamlar. Hepsine. Baba anne. Ne diyor? Role ne diyor? Yani enteresan bir rol oynuyorsun. Biz ilk bölümden beri konuşmuyoruz babamla. Açmıyor telefonlarımı. Gerçekten tepki verdim ama yani bir şey. Yok. Vermeden. Çünkü ben çok ona yumuşak yumuşak anlattım. Evet. Ya dedim baba işte oldu. Bu bir geçiş dönemi. Tabii böyle de, başlar başka bir yere gider. Ben rolü ona çok, karakteri çok yumuşak anlattım yani. E dedim şarkıcı. Evet. Aa ne güzel dedi, sen söylersin. Ama dedim pavyonda. Ama. Dedi, o dedi ama çok iyi bir insan. Ha iyi dedim. Sevgilisi var dedim. Olgun Şimşek. Aa dedi süper. Ama Olgun Şimşek evli. Böyle hani kötü haber iyi haber böyle kötü böyle. Kötü haber iyi haber. Evet, ama hepsi çok başarıyla gerçekten rollerinin altından kalktılar. Senin rolün de biraz öyle oldu. Sen de yalnız değişik bir durum oldu. Gülse Birsel bu arada hemen söyleyelim. Şu tribünde çekerse sevgili Fahrettin o tribünü, o tribün bizim Yalan Dünya ekibinin bir bölümü arkadaşlar. Kameramanlarımız orada. Bize hizmet veren sevgili ablalarımız, abilerimiz, çaycılarımız orada. Ekibin geri kalan kısmında sevgili Gülse'ye, Altan abiye, Hasibe'ye, Füsun ablaya, Bartu'ya, Olgun'a, Hakan'a, Tuna'ya. Nihal'e, Esra'ya, daha adını sayamadık herkese de buradan selamlar. Bütün ekibe buradan selamlar. Senin bir enteresan durum olmuş yalnız herhalde. Olmamış mı? Olmuş. Ya hayır, şey olmuş. Gülse'den ilk telefon geldiğinde cidden bir heyecan durumu olmuş. Beklemiyor muydun hiç böyle bir şey? Ya da istiyor muydun bu işin içinde olmayı? Çok istiyordum. Bir gün öncesinde abimle telefonda konuştuk hani. Gülse'nin de işi başlıyor. İşte kadro açıklandı. Sen o sırada neredesin? Sen o sırada nerede oynuyorsun? Ben beşer beşer oynuyordum. İşte bir iş olunca tabii hani dedik olur ya işte bir izleriz falan işte. Evet. Bu arkadaş vardı kadroda işte bu arkadaş açıklanmış falan isimler. Onları falan konuştuk. Ertesi gün Gülse arayınca daha da bir değişik oldu yani. Allah Allah dedim çok istedim herhalde. Evet, bu kadar. Bir takla attın. Attım. Evet, attım. Arkadaşım attın. Da videoyu çekti ama videoyu hani hiç daha izleyemedim. Bulamadık. Arkadaşın Amerika'daymış. O videoyu bulamadık. Öner sen bekliyor muydun bu işi? Bekliyordum abi. Bir senedir falan. Biz biliyorduk olacağını. Biliyorduk böyle bir şey olacağını. Öyle mi? Ha, benim olacağım belli miydi? Beni o belli muydu? Değildi. Bizim özellikle ısrarımız oldu biraz o konuda. Kutu kutu. Peki anlatmayacaktım o zaman anlatayım. Bu konuya girmek istemiyordum. Avrupa yakasından normalde sevgili Sarp'ı seçmişler. Sen anlat. Madem öyle. Sen kaşındın çünkü de. Ha gerçeği tamam. Gerçeği evet. Normalde Avrupa yakasında normalde ne olmuş anlat da arkadaş. Normalde Öner'i seçmişler. Senin rolüne. Benim rolüme. Benim rolüm değil o zaman. Tabii. Evet. Benim haberim bile yok hiçbir şeyden. Öner seçiliyor ama Öner başka bir şey anlaştığı için bana kalıyor rol. Öner beni... Vay be. Öner beni zorla bayağı gönderdi. Gitmeyeyim oğlum. Sonra pişman oldun mu? Jöle sür kafana falan dedim. Gönderdim onu. Jöle jöle sürdüm. Sen sonra pişman oldun mu Öner patlayınca? Şey Öner patlayınca, saat patlayınca. Bak hiç senin patladığını hiç hayal edemiyorum ya. Ne acayip bir şey. Hiç oturtamadım. Yok o gün yaşadığım duyguyu ben tarif edemem. Çok mutlu oldum yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,